Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bu sene Amerika'da 10. yılımı kutluyorum. Gerçekten hala inanamıyorum 10 sene önce Amerika'ya taşındığıma ve hala burada olduğuma ve hayatımın 10 senede nasıl değiştiğine. Bu konu hakkında birazcık diğer videoda bahsetmiştim gözlemlerinden ama biraz daha detaylı bir video yine yapmayı düşünüyorum. Şimdi bugünkü video Amerika'da eyalet seçimi hakkında olacak. Bu videoyu aslında çok uzun zamandır yapmayı düşünüyordum. Çünkü bu konuda çok fazla soru alıyorum Instagram'dan. Amerika'ya taşınmayı düşünüyoruz veya Green Card çıktı Amerika'ya taşınacağız. Hangi eyalete taşınalım? Hangi şehirde yaşamalıyız veya nerede yaşamamalıyız şeklinde. Ben de geçen gün hani oturdum 10 senelik tecrübemle birlikte şunu düşündüm. Şu an Amerika'ya taşınacak olsam, sıfırdan burada bir hayat kuracak olsam hani hangi eyalete taşınırdım, hangi eyalete taşınmazdım veya bu kararı nasıl verirdim bunu düşündüm. 10 tane madde belirledim kendime. Yani şu anki aklım olsa kesinlikle bu 10 maddeye bakardım dedim. Bence daha fazla bakılacak maddeler de olabilir. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız veya yurt dışında yaşıyorsanız hani sizin de fikirleriniz varsa bence şunu atlamışsın bu maddeyi de ekleyelim diye yorumlara yazın siz de. Ben şimdi bu aklıma ilk gelen benim için önemli olan 10 maddeyi sizinle paylaşacağım. Bu 10 maddeyi videonun altına da bırakıyorum. Bölümleri atlamak veya tek tek başka bölümlere bakmak, izlemek isterseniz geçişi kolay olsun diye. Birinci maddede iş olanakları ve asgari ücret var. Şimdi bu iş olanaklarını neden birinci maddeye ekledim? Eğer bir kariyeriniz varsa ve eğer Amerika'da çalışmaya devam etmek istiyorsanız ki muhtemelen Amerika'da çalışmaya devam etmek istiyorsunuz mesela bir green card çıktı buraya taşınıyorsunuz veya Türkiye'de çalışıyorsunuz diyelim bir Amerikan şirketindesiniz ve diyelim burada bir pozisyon açıldı ve buraya geçmek istiyorsunuz ama hani tahminimce buraya geldiğinizde çalışmak isteyeceksiniz para kazanmak isteyeceksiniz benim ilk bakacağım şey o eyalette veya şehirdeki iş olanakları olacaktır ben hani tabii ki kendi kariyerimle orantılı olacak şekilde önce bakarım. Benim yaptığım işe göre bakarım. Çünkü Amerika'da işe alım yapılırken tecrübe bakılıyor. Yani o işi önceden yaptınız mı? O işi yaptıysanız nerede çalıştınız? Nasıl bir işi yaptınız? Daha çok bunlara bakılıyor çalışanlar için. Tabii ki yeni mezunlarda tecrübe aranmıyor. Yeni mezunlarda da hani neye bakıyorlar? Okuldaki başarısına bakıyorlar. Okulun içinde veya okulun dışında yapılan etkinliklere, stajlara vesaire bakıyorlar. Ben o yüzden ilk olarak iş olanaklarına bakardım. Asgari ücretle hani çalışacağım. Biraz da bize hani asgari ücretlerden bahset derseniz sizin için küçük bir araştırma yaptım. Ve 2022'de açıklanan farklı eyaletlerdeki asgari ücretleri buldum. Ve bunları sizinle şimdi paylaşacağım. Bugün çöp toplama günü olduğu için herkes çöpünü dışarıya çıkarmış. Onları geçip yürüyorum. Şimdi asgari ücretleri sizinle paylaşayım. Liste hazırladım. Listeye bakarak okuyacağım. Çünkü tabii ki hepsinin aklımda kalmasına imkan yok. Şu an en yüksek asgari ücret arkadaşlar bizim eyaletteymiş. Bunu açıkçası ben de bilmiyordum. Washington eyaletinde asgari ücret $14.49. Seattle şehrinde asgari ücret $17.27. Ve Amerika'da en yüksek asgari ücret şu an Seattle'daymış. Bunu bilmiyordum. $15 olduğunu duymuştum. Fakat 17.27'ye çıkarmışlar bu sene. Bu araştırmayı yaparken ben de öğrenmiş oldum. İkinci sırada Massachusetts var. $14.25. Üçüncü sırada Kaliforniya $14. Dördüncü sırada New York eyaleti $13.20. New York şehri $15. New Jersey eyaleti $13. Arizona eyaleti $12.80. Ve Oregon eyaleti $12.75. Bunlar şu an Amerika'da en çok asgari ücret veren eyaletler. Eğer ki hani asgari ücrete bakarak taşınacaksanız bu şekilde hani hangi eyalet daha çok asgari ücret veriyor veya bu eyaletlerde hangi şehirler daha çok asgari ücret veriyor şeklinde bakıp taşınabilirsiniz. İki numarada vergiler var. Eğer bugünkü aklımla Amerika'ya taşınıyor olsam, sıfırdan bir hayat kuruyor olsam kesinlikle vergilere bakardım. Evet, federal vergiyi her yerde veriyorsunuz. Fakat bir de eyaletlerde uygulanan gelir vergileri var arkadaşlar. Ve Amerika'da 7 eyalette gelir vergisi yok. Mesela Washington eyaletinde gelir vergisi yok. Ben burada kazancımın üzerinden sadece federal vergiyi veriyorum. Onun dışında ekstradan bir vergi vermiyorum. Aynı zamanda yaşadığım şehirde bir şehir vergisi de yok. Sadece her sene benim kazancımdan bir federal vergi hani kaybetmiş oluyorum. Tabii bu vergiler böyle anlatıma bakmayın çok yüksek yine de. Fakat çok daha yüksek olan yerler var. Ben bu vergileri de araştırdım şu an. Çünkü hani gerçekten taşınıyorsam da aynen bu araştırmayı yapar. Evet bakalım vergiler nerede ne kadar diye bakardım. Onu da listesini yaptım. Şimdi bakalım en yüksek vergi neredeymiş.
Şimdi bu vergiler bu arada kazancınıza göre değişir. Yani kazancınız ne kadar yüksekse tax bracket'a göre vergileniyorsunuz. Kazancınız yüksekse verginiz de yüksek oluyor. Ben bu araştırmayı yaparken en yüksek vergi oranına baktım. Kaliforniya'da 13.3, %13.3 vergiyle Kaliforniya bir numarada. Ama tabii hani herkesin 13.3 kesilecek diye bir şey yok. Dediğim gibi eğer geliriniz düşükse belki 5, belki 7 hani kesiliyor. Gerçekten bilmiyorum. Bu tax bracket'lara da internetten bakıp taşınacağınız eyalet için hani ortalama bir hesap yapabilirsiniz. Benim gelirim bu kadar olacak. Hatta bunu yapan hani hesap makineleri var. Google'da falan araştırıp onları da bulabilirsiniz. Hawaii'de %11'miş. New Jersey'de %10.75. Oregon'da %9.9. New York eyaletinde %8.82'ye kadar çıkıyormuş. Eğer New York şehrinde yaşıyorsanız eyalet vergisinin üzerine artı bir de şehir vergisi 3.87 olaraktan gelirinizden kesilecektir. Evet yani vergi vermemiz gerekiyor yaşadığımız yerde vesaire ama ne kadar az vergi verirsek bence o kadar iyi. O yüzden ben olsam eğer şu anki aklımda Amerika'ya taşınıyorsam eyalet seçimi yaparken kesinlikle ama kesinlikle bu vergi olayına bakardım. Şimdi bir de 7 tane eyalette vergi yok dedim. O eyaletleri size sayayım. Wyoming, Washington, Texas, Nevada, Florida, Alaska ve South Dakota eyaletlerinde income vergisi yani gelir vergisi yok. Sadece federal vergi veriyorsunuz. Bu eyaletleri de hani aklınızda bulundurun. Bir bakın derim. Bence bu eyaletlerden birinde yaşamak vergi açısından çok çok daha mantıklı. 3 numarada ev kiraları ve ev fiyatları var. Kesinlikle ama kesinlikle taşınacağım şehirdeki veya hani eyaletteki ev kiralarına, ortalama ev kiralarına veya ev fiyatlarına, satılık ev fiyatlarına bakardım. Ve hani bu benim fikrimi bence değiştirirdi. Şu an özellikle pandemiden sonra maalesef tabii ki çok değişti her şey. Yani ev piyasası çok değişti. Hani market satıcının marketi, alıcının marketi değil. Evler çok kısa sürede çok uçuk fiyatlara satılıyor. O yüzden hani şu an belki o ortalamaya bakmak için, dataya bakmak için çok doğru bir zaman olmayabilir. Fakat ben dediğim gibi şu an Amerika'ya taşınacak olsam, diyelim Seattle'a mı taşınmak istiyorum? Hani Los Angeles'a mı taşınmak istiyorum? New York'a mı taşınmak istiyorum? Veya San Francisco'ya mı taşınmak istiyorum? Aklınızdan neresi geçiyorsa. Buralara girip bakıp ev kiraları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu ev kiraları hakkında bilgi edinmek aslında çok kolay. Burada internet siteleri var. Apartments.com gibi. Direkt Google'a da yazıp hani istediğiniz şehirdeki evleri bulup orada böyle bir hani ortalama fiyat kafadan çıkarabiliyorsunuz. Evet bir oda evler bu kadar. İki oda evler bu kadar. Apartman daireleri şu kadar şeklinde. Hani size ortalama bir fikir verecektir. Aynı zamanda ev fiyatlarına bakmak isterseniz de yine Redfin veya Zillow gibi internet sitelerine girip oradan hani ev fiyatlarına bakabilirsiniz. Dördüncü sırada hava durumu var. Bence hava durumu çok önemli çünkü Amerika çok büyük bir yer. Dediğim gibi eyaletler aslında hani kendi içinde ülke gibi yani yönetiliyor ve Amerika çok büyük bir yer olduğu için de hava durumu eyaletten eyalete inanılmaz değişiyor. Bölgeler arası çok değişiyor. Mesela sizin için güneşli gün sayısı çok önemliyse veya her mevsimi yaşamak istiyorsanız veya kayağa gitmek istiyorsanız, dağlık bölgeleri olsun istiyorsanız, deniz kenarında olsun istiyorsanız hani hem havasına hem çevresine ben olsam bakardım. Çünkü mesela bazı eyaletlerde hani deniz yok veya bazı eyaletler çok düz, dağlık alanı yok. Eğer aktivite yapmayı seviyorsanız, kamp yapmayı seviyorsanız hani bazı eyaletlerde evet her eyalet yeşil ama mesela Pasifik Kuzeybatı en yeşil bölgelerinden biri Amerika'nın belki de en yeşil bölgesi. Hani ben olsam o şekilde bakardım. Ben olsam o araştırmayı da yapardım. Çevreye bakardım, hava durumuna bakardım. Kar yağışı alıyor mu, ne kadar soğuk oluyor veya ne kadar sıcak oluyor. Bunu aynı zamanda kendi yaşadığınız şehire göre de karşılaştırabilirsiniz. İnternette bunu yapmak için hani web siteleri var. Kendi yaşadığınız şehirle birlikte düşündüğünüz, taşınmayı düşündüğünüz şehri yazıp evet kendi yaşadığım yer burası, düşündüğüm yer burası deyip karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz. 5 numarada üniversiteler var. Bunu yazmamın sebebi genel olarak her eyalette hani bir eyalet üniversitesi oluyor. Özel üniversiteler de olabiliyor. Hani fakat bence o eyalete taşınmadan önce eğer üniversite eğitimi düşünüyorsanız hani veya genç yaşta çocuğunuz varsa üniversiteye gidecekse vesaire ben olsam bir üniversite eğitimine de bakardım. Burası aslında Türkiye gibi değil yani. Türkiye'de maalesef şöyle bir durum var. Hani ABC üniversitelerinden mezun olmadıysanız, ABC bölümlerine gitmediyseniz
biraz daha zor iş buluyorsunuz. Hani şeklinde bir durum var maalesef. En iyi üniversiteler o yüzden hani gençlerimiz, öğrenciler gitmeye çalışıyorlar ki ileride iyi bir iş bulabilmek için, iyi bir kariyere sahip olabilmek için. Fakat hani aslında Amerika'da böyle bir durum yok. Yani Amerika'da hangi üniversiteye gittiğinizin çok bir önemi yok. Evet, Ivy League okullarından birine gidebilirsiniz. Evet, o üniversiteden mezun olduğunuzda kazancınız çok yüksek olacaktır. Hani top şirketlere direkt giriş yapacaksınızdır. Ama mesela kendimden örnek verirsem, hani benim gittiğim üniversite bir eyalet üniversitesiydi ve hani bir özelliği olmayan, yani evet mühendislik programları çok kuvvetli olan, çok iyi olan, tanınan bir okul. Hani fakat ya bir Harvard'a gitmedim, onu demek istiyorum. Yani böyle çok iyi bilinen, süper bir üniversiteden mezun değilim. Fakat Amazon'da çalışıyorum. Hani buraya gelmem evet yani çok kolay olmadı. Böyle pat diye bunları söylüyorum sanki bir günde olmuş gibi. Hani kesinlikle arkasında çok büyük bir iş, çok büyük bir emek var. Ama hani gelin görün ki büyük üniversitelerden mezun olmanıza gerek yok. Yani Amazon'a, Microsoft'a veya böyle Apple'a, büyük şirketlerine girmek istiyorsanız böyle bir şey yok. Ama yine de hani ben olsam, taşınacak olsam, üniversite eğitimine önem verdiğim için o eyaletin üniversitelerine kesinlikle bakardım. 6 numarada yapılacak etkinlikler var. Yapılacak etkinlikler benim için çok önemli. Çünkü bu aslında sosyal hayata giriyor. Günlük hayata giriyor. Ben kamp yapmayı, hike yapmayı, doğada olmayı, göle gitmeyi, yeri geldiği zaman dağa gitmeyi veya denizin kenarına gidebilmeyi seviyorum. Ve bunu açıkçası şu an yaşadığım hani Washington eyaletinde yapabiliyorum. Fakat mesela Montana eyaletinde yaşarken Montana'nın denize kıyısı yok. Sadece göllere gidebiliyordum. Dağları var. Evet, kayağa gidebiliyordum. Ama hani burada yaptığım kadar aktiviteyi açıkçası orada yapamıyordum. Yani bu yüzden bence eyalet seçimi yaparken aktivitelere bakmak, sizin hayatınıza orada yaşam ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor? Veya siz kolay adapte olabilecek misiniz, olamayacak mısınız? Hani adaptasyon yeteneğinizi orada devreye sokup sokamayacak mısınız? Bence bunu anlamak çok önemli olacaktır. Ben şu anki aklımda Amerika'ya taşınıyorsam kesinlikle ama kesinlikle o eyalette veya şehirde yapılacak şeylere, aktivitelere bakardım. Mesela benim için bir başka önemli olan şey de hem şehir hayatını yaşayabilmek hem de doğada olabilmek. Bunu Seattle'da ben yapabiliyorum. Hani Seattle'da hem şehir hayatını yaşayabiliyorsunuz hem de şehirden bir saat mesafede mesela bir yere gidip kamp yapıp o şehrin kargaşasından veya şehrin yoğunluğundan kaçabiliyorsunuz. 7 numaraya eyaletin politik görüşünü yazdım. Aslında açıkçası Amerika'da yaşamadan önce bu benim aklımın ucundan bile geçecek bir madde değildi. Bu belki hani sıralamada 7'de olmayabilir, daha da yukarıda olabilir bence. Özellikle pandemiden sonra ve şu an Amerika'da yaşanan değişikliklerden sonra. Bu politik görüşten kastım aslında şu: yaşadığınız eyalet Demokrat mı, Republican mı? Yani bu da ne oluyor? Yaşadığınız eyaleti kim yönetiyor? Şimdi biliyorsunuz ki Amerika'da eyalet sistemi var. Her eyalet kendi içinde valisi tarafından yönetiliyor. Ve evet, başımızda bir başkan var. Fakat bazı kararlar alınırken bu eyalet valileri kararları devreye sokuluyor. Yani her karar başkan tarafından verilmiyor. Eyaletler kendi içinde de kararlar verip farklı yasalara sahip olabiliyor. Ve bu kararların eğer sizin kendi hayatınızı etkilemeyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sonuna kadar bütün hayatı etkiliyor. Ve eğer sizin görüşünüz Republican görüşü değilse veya sizin görüşünüz Demokrat görüşü değilse ve karşı görüşün eyaletinde yaşıyorsanız veya şehrinde yaşıyorsanız işler biraz sizin için karışabilir. Bu bence mutluluk oranınızı etkileyebilir. Hani o yüzden ben olsam bu konularda bir araştırma yapardım. Benim görüşüm neyle uyuyor, neyle uymuyor buna bakardım. Ve ona göre bir eyalete taşınırdım. Aynı şekilde hani şehirler için de bu geçerli. Şehirlerin görüşüne de bakabilirsiniz. Orada yaşayan insanlar hangi partiye oy veriyor daha çok? Bunları hani araştırıp bu politik görüşe de listenize kesinlikle ekleyin derim. 8 numaraya Türkiye'ye direkt uçuş olup olmamasını koydum. Şimdi bu önemli bir şey de olabilir, önemsiz bir şey de olabilir. Kaç kere Türkiye'ye gidip gitmediğinize bağlı olacaktır. Eğer senede 2 kere, 3 kere Türkiye'ye gidiyorsanız bence direkt uçuş olan bir eyalette veya direkt uçuş olan bir şehirde yaşamayı tercih edin veya o şehre yakın olmayı deneyin derim. Yoksa çünkü çok yorucu oluyor. Direkt uçuş yaptığınız zaman bile şu an en yakın New York. 9-10 saat uçuyorsunuz. Sanırım San Francisco'dan 12-13 saat uçuluyor. Artık Seattle'a da direkt uçuş geldi. Burası 12 saat uçuyor.
Bu bence çok önemli bir şey. Hem hani aileniz sizi rahat rahat ziyaret edebilir, gel git yapabilir. Hem siz bir uçağa atlayıp hadi ben gidiyorum deyip ailenizi ziyaret edebilirsiniz. Yoksa en az hani 2 uçuş yapmanız gerekiyor veya 3 uçuş yapmanız gerekiyor. Sizin tercihinize göre tabii ki bu değişecektir. Yani bu senede bir yapılan bir şeyse evet önemli değil. Hani bir şekilde insan hallediyor. Ama hani senede birkaç kere bunu yapmayı düşünüyorsanız bence kesinlikle direkt uçuş olup olmamasına bakın. Ve eyalet seçimi yaparken, şehir seçimi yaparken de bunu da hani listenizde bulundurun derim. Ben Montana'da yaşarken Bozeman'da hep maalesef hani Bozeman'dan direkt uçuş olan bir şehre uçmak zorunda kalıyordum. Ve o uçuşlar da yaklaşık hani 2 saat oluyordu, 3 saat oluyordu. New York'a gidiyorsam 4 saat oluyordu. Tabii ki hangisi en uygun ise oradan uçmaya çalışıyordum. Daha sonra havalimanında 1-2 saat bekleyip tekrardan direkt uçuşa biniyordum. Aynı şekilde Seattle'a direkt uçuş yokken de buradan ya San Francisco'ya ya New York'a hani nereyi istiyorsam oraya gidiyordum. Ondan sonra oradan hani Türk Hava Yolları'na direkt uçuşa biniyordum. Tabii Avrupa üzerinden de uçabilirsiniz eğer direkt uçuş yapmak istemiyorsanız. Dediğim gibi benim tecrübeme göre eğer direkt uçma şansınız varsa böyle bir eyaleti şehri seçebiliyorsanız kesin bir bakın derim. 9 numaraya eyalet ekonomisini yazdım. Bunu da taşınacağınız zaman, taşınmadan önce veya sene başlarında hangi eyaletlerin ekonomisi çok iyi durumda, hangi eyaletlerin ekonomisi kötü durumda diye bakabilirsiniz. Bu sizin dediğim gibi iş bulma durumunuzu etkileyecektir. Eğer eyaletin ekonomisi iyi gidiyorsa çok daha kolay iş bulacaksınızdır. Veya iş açmak istiyorsanız o eyalette iş açmanız çok daha kolay olacaktır. Kazancınız çok daha yüksek olacaktır vesaire. Hani tamamen sizin de durumunuzu etkileyecektir diye düşünüyorum. O yüzden hani bu maddede aslında çok laf uzatılacak bir şey yok. Sadece hani ekonomisi hangi eyaletlerin iyi diye bakıp bu kararı verebilirsiniz. Ben sizin için bu video için baktım. Şu an ekonomisi en iyi olan eyalet bizim eyalet çıktı. Washington eyaletinin ekonomisi en iyiymiş Amerika'da. Gerçekten ben de bilmiyordum. Bu video için araştırma yaparken öğrendim. İkinci sırada Kaliforniya çıktı. Üçüncü sırada da Utah çıktı. Yani şu an kısa süre içinde Amerika'ya taşınmayı düşünüyorsanız veya eyalet değiştirmeyi düşünüyorsanız ekonomisi en iyi olan eyaletler Washington, Kaliforniya ve Utah. Evet, son maddede suç oranı var. Şimdi bunu son maddeye yazdım çünkü bu suç oranı her eyaletten eyalete, şehirden şehire değişebiliyor. Yani büyük şehirlerde yaşadığınız zaman suç oranı tabii ki artıyor. İnsanlar çok fazla. Küçük kasabalarda, şehirlerde yaşıyorsanız suç oranı neredeyse hiç yok. Yani kapınızı kilitlemeden evde oturun, kafeye gidin, eşyalarınızı masanın üzerinde bırakın, dışarıya çıkın, geri gelin vesaire. Kimse dokunmuyor. Hani bunlar tamamen yaşanılan yere göre değişen şeyler. Suç oranlarını internetten bulabilirsiniz her eyalet ve şehir için. Fakat dediğim gibi büyük bir şehirde yaşadığınız sürece suç oranı yüksek olacaktır. Küçük bir şehirde yaşadığınız zaman veya kasabada yaşadığınız zaman suç oranı neredeyse olmayacaktır veya çok düşük olacaktır. O yüzden hani bence bu madde sizin yaşamak istediğiniz hayatla da orantılı olarak değişecek. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Büyük bir şehirde mi yaşamak istiyorsunuz? Küçük bir kasabada mı yaşamak istiyorsunuz? Bunlara bakarken de suç oranlarına da internetten bakabilirsiniz. Şimdi bu bütün anlattıklarımı düşünürsek bence konu biraz da şuraya geliyor. Buraya ilk taşınırken bence kağıt üzerinde size en mantıklı olan yere taşınmalısınız. Çünkü buraya geldiğiniz zaman fikriniz değişebilir. Çünkü buraya geldiğiniz zaman görüşleriniz değişebilir. Burada hayatı bence bir yaşamanız lazım. Eğer bunu yapabiliyorsanız benim size tavsiyem bu eyalet seçiminde benim dediğim maddelere bakın. Başka insanların dediği önemli maddelere bakın. Çünkü eğer mesela çocuğunuz varsa, evli olarak taşınıyorsanız, iki kişi birlikte taşınıyorsanız, tek başınıza taşınıyorsanız, öğrenci olarak taşınıyorsanız bu maddelerin hepsi bence değişecektir. Bu 10 madde diye bence sınırlamamak lazım. Belki 20 madde, belki 30 madde, belki çok daha fazla bakacak madde var. O yüzden bence iş biraz hani şuraya kalıyor. Dediğim gibi kağıt üzerinde sizin için en mantıklı yer neresi? Bütçenize neresi uyuyor? Nerede ev daha kolay kiralayabilirsiniz? Nerede daha kolay yaşayabilirsiniz ilk geldiğiniz zaman? Nerede daha kolay iş bulabilirsiniz? Nerede en çok kazanabilirsiniz? Hani böyle kağıt üzerinde birazcık mantık çerçevesinde kararlar verdikten sonra tamam benim için uygun eyalet A eyaleti. A eyaletinde B şehrinde yaşamak istiyorum deyip eğer bunu yapabiliyorsanız mesela oraya taşınıp ondan sonra zaman içinde eğer vaktiniz olursa fırsatınız olursa bence Amerika içinde seyahat edin. Farklı eyaletlere gidin, farklı şehirler görün veya farklı eyaletlerden insanlar tanıyacaksınız eminim zamanla. Onlar size kendi eyaletlerinden bahsedecek. Böyle etrafı görüp hani buradaki hayatı görüp yaşadıktan sonra bence evet tamam burası benim evim veya hayır ben
şu eyalette yaşamak istiyorum hani şeklinde bir karar vereceksinizdir diye düşünüyorum. Bazen kısa zamanlı kararlar verip uzun zamanlı kararları daha sonra vermek doğru oluyor. Bu da belki böyle bir şey olabilir. Kısa zamanda şurada yaşayacağım, bu eyalete gideceğim, bu şehre gideceğim deyip hani daha sonra uzun vadede vereceğiniz kararı orada yaşarken vermek belki de daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Bu tamamen benim görüşüm. Videoda tamamen kendi fikirlerimi paylaştım. Sizin için farklı fikirler, görüşler de olabilir. Eğer farklı görüşleriniz varsa, farklı fikirleriniz varsa, bence kesinlikle bu maddeleri listeye eklenmeli derseniz, hani bunları da yorum olarak bırakırsanız ben de okumuş olurum ve sizlerden öğrenmiş olurum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Şimdi market alışverişi yapmaya gideceğim. Evde neredeyse hiçbir şey yok. Size market alışverişi videosu da çekeceğim. O da kanalımda olacak. Bu market alışverişi biraz daha detaylı olacak bir önceki videolara göre. O yüzden hani umarım daha fazla ürünün fiyatını gösterme şansım olur. Bu çünkü sizlerden çok isteniyor. Şimdilik bu kadar olsun. Beni Instagram'da ve YouTube kanalımda takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım paylaştığım bilgiler yararlı oluyordur. Eğer yararlı oluyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone de olup bildirimleri açarsanız yeni videolar geldiğinde kaçırmamış olursunuz. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.